Sevgili arkadaşlar, geçen gün Sıla'nın Kafa Nereye Biz Oraya şarkısını dinlerken, o asi kızın o isyankar şarkısının sözlerinin etkisiyle günün birinde Kafa Nereye Ben Oraya dersem acaba hangi ülkeye giderim diye düşündüm ve başladım araştırmaya. Siz de benim gibi Sıla'nın etkisinde kalıp yaşadığınız ülkede mutlu olmadığınızı düşünürseniz veya yeni maceralara yelken açmaya cesaretiniz varsa şimdiden valizinizi hazırlayabilirsiniz. Çünkü vatandaşlık veya oturma izni veren ülkeleri araştırdım ve sizlerle paylaşmak istedim. Liste uzun. İsterseniz hızlı bir şekilde hemen başlayalım. Malta. Malta 650 bin euro karşılığında vatandaşlık hakkı tanıyor. Avrupa Birliği vatandaşı olma şansı, Schengen bölgesinin bulunması ve Amerika Birleşik Devleti ile vize anlaşması olması Malta'yı diğer ülkelerden ayırıyor. Singapur. Hesabınızda 2 milyon dolar varsa Singapur vatandaşlığı için hakkınız var demektir. Fakat bir şart daha var ki yıllık 160 milyon dolar civarında bir ciroya sahip olmalısınız. Yani epey tuzlu bir seçenek. Avusturya. Avusturya'da para karşılığında vatandaşlık hakkı tanıyor. Vatandaşlık için para dışında sıra dışı bir yetenek veya başarı öyküsü isteniyor. Yani diliniz burnunuza değdirebiliyorsanız başvurmaya değer. Avusturya'da 6 ila 10 milyon euroluk risk sermayesi yatırım yapmanız gerekiyor. Veya vakıflara 2 milyon euroluk bağış yapmanız da vatandaşlık elde etmeniz için yeterli. Belçika. Belçika vatandaşı olmak için en az 3 yıl Belçika'da yaşamanız gerekiyor. Bu şartı yerine getirirseniz devlet tarafından size belirlenen bir miktar para karşılığında ve koşullar karşılığında vatandaşlık hakkı tanınıyor. Güney Kıbrıs. Resmi olarak Kıbrıs'ı Güney Kıbrıs tanımasak da Avrupa Birliği üyesi olması sebebiyle Kıbrıs Rum kesiminin vatandaşlık hakkı için talep ettiği rakam 3 milyon euro. Karadağ. 500 bin euronuz varsa eski Yugoslavya'nın dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan küçük Balkan ülkesi Karadağ'ın vatandaşı olabilirsiniz. Antik Barbuda. Her şeyi bırakıp dünyanın sahil kasabasına yerleşmek için ideal bir yer. Karayip Denizi'nin doğusunda, küçük Antiller ada grubunda cennet gibi doğasıyla bağımsız bir ada ülkesi. Antik Barbuda vatandaşlık için sadece 400 bin dolar istiyor. Bu kadar. Dominika. Küçük Antillerde bir ada devleti ve resmi dili İngilizce olan Dominika, vatandaşlık hakkı için doğrudan para istemiyor. Dominika'da 100 bin dolar karşılığında yatırım yaparsan vatandaşlığı da kapıyorsun. Dominik Cumhuriyeti. Dominika ile karıştırmaması gereken bu ülkede vatandaşlık için 100 bin dolar istiyor ama tek kişisiniz. Evli veya çocukluysanız bu tutar 200 bin dolar oluyor. Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'da vatandaşlık hakkı kazanmak için seçilen programa bağlı olarak 1 milyon dolar ile 7 milyon dolar arasında yatırım yapmak gerekiyor. Grenada. Vatandaşlık hakkı için 100 bin dolarlık yatırım şartı koşan bir diğer ada ülkesi Grenada. Karayip Denizi'nin doğusunda yer alıyor. Harika, cennet gibi bir ülke. Saint Kitts ve Nevis. Karayipler'deki Leeward adalarında bulunan iki adadan oluşan bu federal ülke sadece 250 bin dolar karşılığında vatandaşlık hakkı tanıyor. Ancak bir istisnası var. İran vatandaşlarına vatandaşlık hakkı vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri. 1 milyon dolarlık şirket kuranlar veya hükümetçe belirlenen bölgelerde 500 bin dolarlık yatırım yapanlara süresiz oturma izni veriyor. Ve 5 yıl süreyle Amerika'da bulunursanız vatandaşlık hakkınızı elde edebiliyorsunuz. Rusya, Rusya'daki durum biraz farklı. Rusya vatandaşlığına başvurabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 5 yıl süreyle Rusya'da yasal olarak ikamet etmiş olmanız gerekiyor. Rusya'da doğan kişiler ise eğer anne ve babalarından biri Rus vatandaşı ise otomatik olarak vatandaşlık hakkını elde ediyor. Vatandaşlık için başvuran kişinin Rusya'da ikamet etmesi olmazsa olmaz koşullardan bir tanesi. İngiltere.
Birleşik Krallık vatandaşı olmak istiyorsanız 5 yıl süreyle 1 milyon poundluk yatırım yapmanız gerekiyor. Makedonya. Makedonya 400 bin euro değerine yatırım yapıp en az 10 işçi istihdam ederseniz Makedonya vatandaşı olabiliyorsunuz. Bulgaristan. En az 1 yıl ikamet şartı arıyor ve 1.2 milyon dolar yatırım yapmanızı da şart olarak karşınıza koyuyor. Arnavutluk. Arnavutluğun şartı diğerlerine göre biraz daha mütevazi. 200 bin dolarlık yatırım Arnavutluk'ta yaşamanız ve vatandaşlığı almanız için yeterli. Hong Kong. Asya'nın en büyük serbest pazarı ve limanı. En işlek ticaret, endüstri ve turizm merkezi Hong Kong'da vatandaşlık için yaklaşık 1 milyon 260 bin dolar tutarında bir yatırım yapmanız şart. Kanada. 800 bin dolarlık varlığınız varsa ve ülkede 400 bin dolarlık yatırım yapabiliyorsanız artık Kanadalısınız demektir. Slovakya. Avrupa Birliği ülkesi Slovakya vatandaşlığı için 1 milyon euroluk yatırım isteniyor. İrlanda. 500 bin dolarlık yatırım yapmanız gereken bu Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşlığı için hükümetin belirlediği tarihi beklemeniz gerekiyor. Bu 3 ay mı olur, 5 yıl mı olur belirsiz. Onlara kalmış. İspanya. İspanya'da ise 500 bin euro ve üzerinde konut ve gayrimenkul alanlara oturma izni veriyor. Ve Avrupa Birliği içerisinde serbest seyahat ve çalışma olanağı tanıyor. İspanya'da konut alacaklar hem yatırım yapacak hem de vizesiz seyahat hakkına kavuşabilecekler. Ukrayna. Ukrayna'da şirket adına açılan banka hesabında 100 bin dolar olması yeterli. Bu 100 bin dolar karşılığı sınırsız oturma hakkı veriliyor. Portekiz. Portekiz'de 500 bin euroluk gayrimenkul alana ikamet hakkı, 1 milyon euro yatırım yapana ise vatandaşlık veriyor. Portekiz'e özel bir diğer uygulama da en az 10 kişiye istihdam sağlayan yabancılara oturum izni vermesi. Yunanistan. Yunanistan'da 250 bin euro ve üstü değerde bir konut satın aldığınız takdirde 5 yıllık oturma izni alabiliyorsunuz. Bu hak yalnız çalışma izni kapsamıyor. Guatemala. 5 yıllık devlet tahvillerine en az 50 bin dolarlık yatırım yaparsanız Guatemala'lı olabilirsiniz. Tavsiye ederim. Kaçırılmayacak fırsat. Gelelim listenin en sonuna sakladığım ülkesi. Benim favorim. Eğer Sıla'nın parçasını bir kez daha dinler ve gitmekten halen vazgeçmemiş isem gideceğim ülkeyi söylüyorum. Sıkı durun. Uruguay. Evet, Uruguay vatandaşı olmak için yüklü miktarda para vermeniz gerekmiyor. Sadece bulaşıcı hastalığınızın olmaması ve aylık 1200 dolar maaşınızın olması yeterli. 3 yıllık ikamet sonunda Güney Amerika'nın Avrupa'yı ülkesi Uruguay'ın vatandaşı olabilirsiniz. Eğer sizler de benim gibi soğuk iklimleri sevmiyorsanız ve bu sefer daha sıcak bir iklimde yaşamak istiyorsanız şiddetle öneririm. Ücretsiz sağlık, eğitim hizmeti, ülke genelinde internet erişimi, ücretsiz otopark, bahçe ve müzeleriyle orta halli devlet başkanının özverili çalışmasıyla güzel kızları yakışıklı erkekleriyle, ucuz benzini ile Uruguay yaşanılır bir ülke bence. Bundan sonra yaşamak isteyeceğim ülke Uruguay. Beklerim efendim. Ben seçimimi yaptım. Bundan sonra yaşamak isteyeceğiniz ülkeyi seçmek size kalmış. Ancak gönlünüzde Uruguay dışında bir ülke varsa, para gibi küçük bir detayı hallettikten sonra kim tutar sizi? Kafa nereye, biz oraya. Kalın sağlıcakla.